Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bitki hücresi ve hayvan hücresini inceleyeceğimiz bir deney yapacağız arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi sayayım. Bir adet cetvelim var arkadaşlar burada. Bir adet jölem var. Bir adet maket bıçağım var. Burada da strafor malzemelerim var arkadaşlar. İki tane küre, bir tane de kare straforum var. Çeşit çeşit oyun hamurlarım, kalemlerim, fırçam, bir tane alüminyum folyom var, boya çeşitlerim ve son olarak da çöp şişlerim var arkadaşlar. Burada ve bir adet de yapıştırıcım var. Hücrenin içerisinde neler var, ne gibi katmanları var onlara bakacağız. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Birlikte yapımına başlayalım. Straforumuzu ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor çünkü benim kullandığım 50 santimlik, biraz daha ufaltacağım. Şimdi biraz daha hücre yapısına benzemesi için yuvarlak bir tasarım yapmayı planlıyorum. O yüzden de şöyle bir yuvarlak çizeceğim hemen şöyle elimle. Şimdi bunu kesmeden önce küremizi ortadan ikiye böleceğiz. Birazcık dikkatli olalım bunu yaparken. Yanımızda bir büyüğümüzün olmasında yarar var. Diğer böldüğümüz parçayı da yine ortadan ikiye kesiyoruz. Şimdi aynı işlemi küçük parçamıza da yapacağız. Bu parçanın arkadaşlar bana çeyrek kısmı lazım. O yüzden bir kez daha ortadan bölüyorum. Aslında şu anda biz hücrenin çekirdek kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Çekirdeğin 3 boyutlu olarak size göstermeyi tercih ediyorum. O yüzden şimdi şuraya şöyle elimle kesip çıkaracağım alanı çiziyorum. Şimdi arayı çıkaracağız. Bunun içerisine koyacağız. İçerideki çekirdeği görebileceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer straforlarımı keseceğim ve yuvarlak şekil ortaya çıkmış olacak. Hemen hızlıca yapalım. Arkadaşlar biz çocukken bunları böyle birbirine sürterdik. Kar yağışı yapardık. Belki de bir sonraki videoda doğa olaylarını inceleyebiliriz. Ne dersiniz? Evet, oyunumuz bitti. Şimdi devam ediyoruz. Evet, bütün parçaları kestim. Güzelce şekillerini verdim ve şimdi boyama zamanı. Hemen bunları boyayıp getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hücremizin dış kısmını güzelce boyadık. 3 alanda inceleniyor demiştik. Çekirdek kısmı burada hazır. Sitoplazma kısmı burada hazır. Ve son olarak da hücre zarını birazdan yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir şeklimizi oluşturalım bakalım. Çöp şişlerim var demiştim. Hemen alt tarafına şöyle. Şimdi de bu tarafa sabitliyorum. Evet, yapıştırıcımızla çekirdeğimizi yapıştırıyoruz. Şimdi diğer parçamız olan diğer hücre zarını yapacağım arkadaşlar. Bunun için de alüminyum folyo kullanıyorum. Ve bunu da hücremizin dış kısmına arkadaşlar şu şekilde yapıştırıyoruz. Hemen yapımına geçelim. Şimdi biz bu stoplazmanın içerisine arkadaşlar birazcık da jöle katmak istiyorum. Çünkü buranın içerisindeki madde jöleye benziyor arkadaşlar. O yüzden ben de jöleyi tercih ediyorum. Hemen birazcık açalım ve içerisine koyalım. Şöyle bir parça alıyoruz. Şöyle yayabiliriz buraya. Şöyle biraz hücre ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yaşadığımız dünya üzerinde milyonlarca canlı var arkadaşlar. Kimisi çok büyük, kimisi çok küçük, hatta mikroskop altında anca görülebilen canlılar. Tabii bunların ortak özellikleri var. Örnek verecek olursak arkadaşlar, bir ahtapotu düşünün. Mesela çok fazla kolu var. Ya da bir soğanı düşünün. Hiç kolu yok ya da nefes alıp almadığı bile belli değil ama canlı. Bunların ikisinin de, ya bütün canlıların ortak özelliği hücrelere sahip olması arkadaşlar. Hücreler temel canlılık olaylarının gerçekleştirildiği en küçük yapı birimi arkadaşlar. Yani bütün bizim yaşam fonksiyonlarımızın temel kaynağı hücrenin içerisinde oluşuyor. Canlılık olaylarının büyüme, gelişme, beslenme, solunum sistemi, boşaltım sistemi, üreme ve çevreden gelen uyarılara tepki verme olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir hücreli de olsa, çok hücreli de olsa arkadaşlar,
canlı varlıkların canlılığını sürdürebilmesi için temel canlılık olayları hücrenin içerisinde gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Canlılık olaylarının yönetildiği, gerçekleştirildiği hücrelerde genellikle çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olarak 3 kısımda inceleniyor. Tabii biz de bunu şimdi burada ayarlamıştık zaten. Sitoplazma dediğimiz şu anda hani jöleyle sürdüğümüz alan aslında. Burada ne oluyor? Saydam akıcı bir malzeme arkadaşlar, yani içerisinde bulunan ve büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Sitoplazmanın içerisinde arkadaşlar beslenme, solunum, boşaltım sistemi gibi yapısal olayların gerçekleştirilen organeller var arkadaşlar. Şimdi hızlıca oyun hamurlarımdan hücrenin o içerisindeki sitoplazma kısmında bulunan diğer organelleri yapacağım. Evet, şimdi hücremi şöyle biraz kenara alıyorum. Oyun hamurlarım için yer açacağım. Bu jöleyi çekimden sonra atmayın. Ben saçımı sürerim bunu. Evet arkadaşlar, ilk olarak sentrozomlardan başlayacağım yapmaya. Şöyle küçük bir parça elime aldım. Şöyle birazcık yuvarlayalım. Kalemle şöyle dışına desenlerinden yapıyorum. Tabii arkadaşlar bunlar çok küçük yapı taşları aslında. Mikroskop altında anca görülebiliyor. İlk yapı taşımız hazır arkadaşlar. Bunun adı neydi? Sentrozom. Şimdi diğerlerini de hızlıca hazırlayacağım ve hücremizin içerisine yerleştireceğiz. Bakalım bir de özellikleri nelermiş. Evet, hücremizin içerisindeki organelleri hazırladım arkadaşlar. Şimdi sırasıyla içerisine yerleştireceğim ve genel olarak özelliklerine bakacağız. İlk olarak en küçüklerinden başlamak istiyorum. Oyun hamurlarını böyle yuvarlak yuvarlak yaptım. Şimdi bunlar ne oluyor? Ribozom oluyor arkadaşlar. Peki ribozomun özelliği ne? Tüm hücrelerde bulunuyor ve protein üretimini yapıyor arkadaşlar ribozomlar. Şimdi hemen şöyle. Evet, şimdi sıra mitokondride arkadaşlar. Onu da bu şekilde hazırlamıştım. Şimdi içerisine koyalım. Peki bunun özellikleri neler? Hücrelerin enerji ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Enerjiye çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde mitokondri sayısı fazladır arkadaşlar. Şimdi sıra sentrozomda arkadaşlar. Sentrozomu da böyle ayarladım. Güzel yeşil yeşil. Şimdi bunları da hemen hücremizin içerisine. Peki sentrozomun özellikleri neler arkadaşlar? Hücrenin bölünmesinde görev alıyor. Hücre bölünmesi sırasında I iplikleri oluşturuyor arkadaşlar. Endoplazmik retikuluma sıra geldi arkadaşlar. Onları da böyle güzel güzel birkaç tane hazırladım. O da çekirdeğin çevresinde bulunuyor. Endoplazmik retikulum ne işe yarıyor peki? Hücre içi madde iletişimini sağlıyor arkadaşlar. Tek yaptığı işte aslında bu. Şimdi sıra Golgi cisimciğine geldi. Onları da böyle beyaz olarak yaptım. Hemen bunları da nereye yerleştirelim? Şuraya yerleştirelim. Peki Golgi cisimciği neyi sağlıyor? Salgı üretiyor arkadaşlar. Ayrıca tükürükte, sütün içerisinde ve ter bezlerinde bulunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi sıra lizozomda. Lizozomu da şöyle bir şekilde yaptık. Onu da şöyle bırakıyorum. Peki lizozomun görevi ne arkadaşlar? Hücre içinde sindirim yapıyor arkadaşlar. Hayvan ve ilkel bitki hücrelerinde bulunuyor. Şimdi sıra kofulda, son yapı birimlerimizden. Onu da şöyle küçük küçük parçalar olarak hazırladık. Bunları da yerleştirelim. Koful ise su, besin ve atıkların depolandığı alan arkadaşlar. Bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde birazcık farklılık gösteriyor. Bitki hücrelerinde çok daha büyük alanda yer kaplıyor. Hayvan hücresinde daha az yer kaplıyor arkadaşlar. Ve son olarak kloroplasta geldik arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız hayvan hücresinin içerisinde bulunmuyor. Sadece bitkilere özel arkadaşlar. Güneşten aldığı enerjiyle besin üretimi gerçekleştiriyor ve bitkilere yeşil rengini veriyor arkadaşlar. Evet, bugünkü deneyimizde bitki hücresi ve hayvan hücresini inceledik. Güzel de bir deney yaptık arkadaşlar. Siz de bunu evinizin içerisinde kendi başınıza yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.